Herkese merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir makyaj videosu çekeceğim. Birazdan dışarı gidiyorum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Motivasyonum gayet iyi. Çünkü kendimi şu anda dünyanın en zengin kadını hissediyorum. Kendime ayıracak zamanım var. Kendimle baş başayım ve şu anda sevdiğim şeyi yapıyorum. YouTube'a video yüklemek. Bu benim için bir hobi. Ve kendimle baş başa kalmak da kendime zaman ayırmak da bu kadar stresin iş yoğunluğunun arasında benim için bir lüks. Bu da benim için bir zenginlik. Bu aralar bazı yeni ürünler aldım. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben bu 1-2 senedir deneyimlerimi cildimdeki olan değişiklikler. Hani yaşınla verdiği bir şey olabilir. Eskisi gibi cildim dayanıklı değil. Şu aralar gözümde bir belki geçen videolarımda da fark etmişsinizdir. Göz etrafımda bir egzama sorunu var ama ona da çözüm buldum. Kendi kendine geçiyor. Yani kendi kendine değil, benim yardımımla geçiyor. Çünkü gözümün etrafına Bepanthen'in yoğun tüpteki kremini uyguladım birkaç kere. Birazcık düzelmeye başladı. Onun dışında daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür, belki bahsetmişimdir. Bepantol'un vücut losyonunu normal ve kuru ciltler için olanını ben cildime uyguluyorum. Tabii vücuduma da uyguluyorum ama cildime uyguluyorum. Ve onun dışında bunu uyguladıktan sonra bekliyorum, çekiyor. 2-3 gün denemiştim bunsuz kullanmayı ama sanki birazcık cildime kuru olduğunu hissettim. Hani nemsizmiş gibi geldi. Onun için şöyle elimde 2 tane Nüksün yağı var. Nüksün yağlarını aldım. Aslında bunu herkesten duyuyordum. Özellikle arkadaşlarımla beraber hani Beauty bölümlerine baktığımızda, denk geldiğimde Nüks standlarına herkes bana diyordu iyi iyi ama ben de bunu her yerde duyduğum şeyi bilmiyorum. Çok soğuyorum onu almakta böyle yani almak istemiyorum. Çünkü herkesin methettiği bir şey bilmiyorum. Hani arkadaşıma sordum, kullandın mı? Yok, annem kullandı. Niye iyi diyorsun? Sen kullanmadıysan. O misal, onu söyleyebilirim. Şöyle Nyx'i akşamları uyguluyorum. Akşam cilt bakımı uyguladıktan sonra. Daha önceki ilk aldığım zamanlarda bunu gündüz de kullanmıştım. Kokusu çok güzel. Hani böyle aslında kokusu çok güzel demeyeceğim de benim bir arkadaşım Özlem hacı yağından bahsediyor. Galiba bu hacı yağı gibi kokuyor. Onu da ondan hani hacı yağı hayatımda koklamadım ama hani çok böyle klasik Orient bir kokusu var. Yalnız bu benim sonradan birkaç gündür ki aldığım bu Nüksün simlisi şu anda cildimde. Şöyle birazcık bir ton bir tık bronz gösteriyor ve ışıltıları içinde kendinden olan simleri var. Hani cilt bakımınızı yaptıktan sonra üstüne uygulayabileceğiniz veyahut da fondötenle karıştırabileceğiniz bir ürün. Hatta cildinizde pürüzsüzlük, hani lekesiz bir cildiniz varsa bunu sadece cilt bakımından sonra uygulayabilirsiniz. İkisinden çok memnunum. Sadece bunun kokusu sanki bayatlamış gibi ya da ben mi öyle bir şeye denk geldim bilmiyorum. Çünkü bununla parfümsü kokmuyor. Bayat bayat kokuyor. Her neyse. Bu sade yağı ben elimle uyguluyorum. Şunu ise fondöten fırçamla uyguluyorum. Henüz make-up'la karıştırıp uygulamadım fondötenle. Sadece önceden baz gibi cildime uyguluyorum ve şu anda make-up'ımı uygulayacağım. Yaz aylarında benim sevdiğim, cildimde gerçekten o sıcaklıkta cildimin ısısında, sıcaklığında iyi duran ama şu aralar biraz böyle pudramsı duran ve sanki cildimi kuru gösteren fondöten. Maybelline'in Fit Me'si bit artık. Ben bittim, bu bitmedi. Evet arkadaşlar, bu aralar çok yoğunum. Hatta aylardır yoğunum. Benim sürekli videolarımı izleyenler bilirler. Hep bunu dile getiriyorum. Az kaldı. Gelecek hafta 3 günden daha çalışacağım o şekilde. Sonra da kendi şubeme gidiyorum. Bu kadar bir fondöteni hemen uyguluyorum cildime. Bu arada bu fondöten fırçasıyla yağ uyguladım ya. Nüksün kokusu buradan da geliyor. Hani bu bayat koku. Hem konuşup hem de hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. Çünkü videolarım çok uzun arkadaşlar. Editleyemiyorum. Çünkü kısa kısa kesemiyorum hani bazı yerleri. Yalnız
Ya ben bu föndetenleri kullandıkça sevmeye başladım yani. Bu Maybelline'in ürünlerini yani kullandıkça sevmeye başladım ve şu anda elimde birçok Maybelline ürünü var. Hatta dün de yeni bir tane Maybelline'in paletini aldım. Evet arkadaşlar, şimdi cildimle karıştı. Görüyorsunuz ışıltılı, gayet hoş bir görüntüsü var. Ben bu görüntüyü sevdim. Keşke inat etmeseymişim, önceden bunları alsaymışım. Çünkü hep duyuyordum. Herkes de bana söylüyordu, al al iyi diye. Hatta kızım bile önermişti bana. Niye kullanmadıysam artık bilmiyorum ama geç de olsa tanışmış oldum. Ve şimdi de aslında benim bir takipçim yağla uygula dediğinde almayacaktım ama yine de önünde geçince hani bunun için aldım. Nüks'ün yağını bunun için almıştım. Uygun fiyatlı olmasına rağmen gün geçtikçe kullandıkça beğenmeye başladım. Çünkü gerçekten kullandığım yerde kalıyor. Hani föndetenle falan bir akma herhangi bir sorunu yok. Ve güzel doğal bir görüntüsü var. Şunun içine oydum bitmek üzere. Şunun içinde oydum bitmek üzere. Bunlar ikisi biterse galiba şunların ikisinden başlayacağım gibi. Bilmiyorum. Ama gayet memnunum, onu da söyleyeyim. Önceden içerisine Nüks'ün yağını uyguladığım için biraz yumuşamıştır diye umut ediyorum ama sanki kuru kuru geldi, bilmiyorum. Onu da hemen şöyle. Bu böyle soğuk gül kurulu, böyle kahverengi öyle bir rengi var. Sadece bu Catrice'in kontürün paletinde şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hani çabuk biten bir ürün, onu söyleyeyim. Hani 2 haftadır galiba kullanıyorum düzenli. İki tarafı da bitti. Bu arada geçenki makyaj videomun altına mıydı yoksa ondan önceki miydi bilmiyorum. Bir tane takipçim dudağın altını yanlış yaptın dedi. Daha önceki bir videomda da bir genç arkadaşımız söylemişti. O da öyle söyledi bana. Arkadaşlar bakın. Dudağım yamuk. Benim dudağım kazalı. Lütfen böyle şeyleri hani demek ki videoya atlaya atlaya gidiyorsunuz ki. Çünkü ben her videomda neredeyse dile getiriyorum. Artık beni o kadar şeye getirdiniz, size bunu izah etmekten ben sıkılmaya başladım. Gidip burayı size inat botoks yapacağım. Hani eşit dursun diye. Çünkü kanalıma geliyorsunuz. İlk defa bakıyorsunuz ve videomu da atlaya geç zıplaya gidiyorsunuz. Ve sonra da alta öyle bir yorum. Ben kaza yaptım, dudağım yamuk diyorum. Siz gelmişsiniz bana altta diyorsunuz dudağın altını yamuk çizdim. Neyse. Botoks yapayım, siz de kurtulayım, ben de kurtulayım. Her şeye çözüm var. Orayı doldurup diğer taraf gibi yapacağım. Ben niye şu anda kaşınıyorum? Kedim tüyleri galiba. Yüzüm kaşınmaya başladı. Bunu da uyguladıktan sonra saçlarım zaten şu anda açık. Bilmiyorum. Şuralarıma birazcık uygulayayım. Bu arada bunu Revlon'un fırçasıyla uyguluyorum. Bu koyu kapatıcıyı. Yani kontürü. Baya bir zaman alıyor. Hani makyajın zamanı baya bir gidiyor. Ve şimdi de gala fırçasıydı galiba bu. Manor'un fırçalarından gerçekten çok güzel. Yıllardır kullanıyorum bunları. Bununla da göz altlarımı. Hani çok başarılı bir ürün arkadaşlar. Yani uygun fiyatlı ama hiçbir şekilde böyle pudralı ya da herhangi bir şey falan gözükmüyor. Şu anda fırçaya az geliyor. Çünkü bitmek üzere ya. Şöyle yoğun bir şekilde süreyim. Çünkü sonra blenderle alacağım onu, yoğunluğunu. Şuraya da
Gözlerimin etrafı şu aralar. Aslında keşke hani bir tatilim falan olsa da hiç makyaj yapmasam göz etrafımı, biraz dinlendirsem. Çünkü çok şey kullandım bu aralar. Çekmek istediğim birçok video var. Ama evimdeki ışıksızlıktan dolayı ya da ışıkların yetersiz oluşundan dolayı istediğim saatte video çekemiyorum. En azından sabah işe giderken mesela o günkü kıyafetim olsun ya da makyajım olsun sizlerle paylaşmayı isterim. Zaten çünkü çok erken kalkıyorum. Benim için hiç sorun olmazdı. Hani işe gitmeden de zamanım var. Bu neden gelmiyor? Bunu yine yağlamak lazım. Yarın kullandığımda yağlarım. Yoğun kremsi, pudralı ve uygularken gerçekten ya elinizin ısısıyla ya da bir takipçimin dediği gibi yağla uygulayacaksınız. Şöyle yaptıktan sonra hemen ıslak blenderimi alıyorum ve önce şu kontürlerleri cildime sindiriyorum. Hem buradan hem oradan bakıyorum. Ve şimdi de cildime geçiyorum. Yüzüme. Şu tarafı da yapalım. Bu aralar bazı şeyler yaşıyorum arkadaşlar. Aslında kendimi olayların dışında tutmaya çalışıyorum ama bir şekilde ben de içine giriyorum. Nerede kadınlar, nerede çokluk, orada nokta nokta. Ah biz kadınlar. Birbirimize derdimiz neyse, çekememezlik, kıskançlık, iş arkadaşlarının ayağına vurma, dedikodu falan. Ah. Enerjimizi neden böyle şeylere sarf ediyoruz bilmiyorum. O kadar güzel şeyler varken zaten hayat çok kısa. Benim dışımda gelişen bazı olaylara ben de tanık, şahit oldum. Ve hani dışarıdan bir de arkadaşlarınız, çevreniz sizi eğer natürel bir kişilik olarak tanıyorsa, hani herkesi her şeye farklı bir şekilde baktığınızı biliyorlarsa, ben çevirerek bu tarafı da yapacağım. Gözümün şeylerini, kapatıcılarını. Eğer biliyorlarsa ki hani her bütün olaylara natural bir şekilde baktığınızı, onun için size de soruyorlar. Ve bir arada bir derede kalıyorsunuz. Çünkü o kişi onu algılayamıyor. Hani sanki size kişisel olarak bir şey varmış gibi o an öyle düşünüyor. Tabii sonradan ağzına geleni söylüyor ama sonradan özür de diliyor ama hani kırılan da ben oluyorum tabii ki. Yani bazı şeyleri bilemiyorum arkadaşlar. Yani size sadece söyleyeceğim bu olaylardan benim ders çıkardığım. Aslında her şey bir olaydan başlıyor ve o da çorap söküğü gibi ona gidiyor. Böyle sanki zincirleme gibi. Aslında her şeyin bir sebebi var. Ama ben dışarıdan o olayı öyle görüyorum ama onlar göremiyorlar. Hani asıl noktayı, sebebi bulup da ona çözüm bulunursa bence o kadar karmaşa olmayacak ama yani bilemiyorum. Kiko'nun highlighter'ını
yüzüme pudra gibi uyguluyorum arkadaşlar. Bunu yüzümü, cildimi ısıtmak için yapıyorum. Hem de biraz daha ışıltılı olsun diye. Yani şöyle arkadaşlarımı şu anda çekiştirmek istemiyorum. Tabii YouTube kanalında dedikodusunu yapmak da istemiyorum ama hani yani gereksiz böyle şeyler neden yaşanılıyor ya? Biz orada bir ekibiz, iş ekibiyiz, güzel, hepimizin yetenekleri var, hepimizin daha şey olduğu noktalar var, daha şark olduğu noktalar var. Şu anda aklıma gelmiyor Türkçesi. Hani hepimiz bir araya geldiğimizde farklı farklı yeteneklerimizin daha kuvvetli olduğu alanlarda tam bir ekip oluyoruz. Ama bu işe kendimizi konsantre edeceğimize böyle ıvır zıvır şeylere, gereksiz konulara odaklanıyoruz. Urban Decay'in Naked Heat paleti. Benim YouTube'da takip ettiğim Türk YouTuber arkadaşlarımdan iki kişi bunu almıştı. Videolarını çekmedi. Ben onların yorumlarını çok bekliyordum. Fakat ben bunu bir haftadır kullanıyorum. Onun için müsaadenizle ben inceleme yapmadan sadece makyaj yapmak istiyorum önünüzde. Şuradaki Once rengini alıyorum. Artık neyse bu. Böyle sedefli bir renk. Bunu şuraya uyguluyorum. Şu aralar Kat Von D'yi de aldığım için bir onu bir bunu böyle yani sevdiğim ürünlerle makyaj yapmak gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bakın size sadece şunu söyleyebilirim. Benim kendi deneyimlerim, kendi tecrübelerim. Bir insan eğer bir konuda başarılıysa, iyiyse onun ayağına gem vurmayın. O insanla beraber olun. Onun arkasında olun. Ona destek olun. Ve şu ikinci renk teaser. Onu alıyorum ve şuralara, aşağılara doğru iniyorum. Şuradaki sonradan uygulayacağım renkleri harmanlaştırmak için. Hani o insanın iyi yanını siz pozitif olarak değerlendirin ve ondan bir şeyler öğrenmeye başlayın. Hani güçlü insanların, yetenekli insanların ayağına vurmaktan, ayağına oynamaktansa onlarla beraber olun. Siz daha güçlü olursunuz. Hani ya bilmiyorum. Tabii ki zayıf insanlar da insanlar hani ezik insanları sevmiyorum. Hani böyle hastalığını sürekli bahane eden, sorunlarını sürekli bahane eden, o şekilde gündemde kalmak isteyen, kendini acındırarak insanlara duygu sömürüsü yaparak bir yerlere gelen insanları sevmiyorum. Güçlü olan, ayaklarının üzerinde duran ve kendi başarısıyla, çabalarıyla bir yerlere gelen insanlar benim gözümde daha değerli ve ben de zaten o insanlarla beraberim. Genelde yakın çevremde arkadaşlarım olsun, hepsi güçlü insanlardır. Hiçbir zaman hani bırakın onlar hakkında hani negatif bir şey düşünme, yani belki kendi içimden kurguluyorumdur, söylüyorumdur yani şu şöyle yapmasa mıydı, böyle mi yapsaydı ya da şu o anki yaptığı konuşmayı falan yanlış buluyorumdur. Ama bunu hiçbir zaman dile getirmemeye. Çünkü kendimle yaşadığım, kendimle iç içe konuştuğum bir konu o aslında. Ve şimdi de arkadaşlar şurada bir He Devil var. Bu benim favorim bu paletin içerisinde. Ben bu rengi çok sevdim. Şimdi bu rengi ben alıyorum. He Devil'i. Şurada tekrar göstereyim size. Şu. Evet. Onu alıyorum. Ve göz kapaklarıma uyguluyorum. Başarılı insanların arkasında durun. Siz de başarılı olursunuz. Çünkü etme bulma dünyası yani karma. Kime ne yaparsanız yapın iyi kötü o size bir şekilde geri geliyor. Biraz böyle bu aralar beni de çok zor durumda bıraktı bu olaylar. Çünkü
İki arada bir derede kaldım. Arkadaşlarım arasında ayrım yapmak istemiyorum. Ama zaten benim hoşlanmadığım, sevmediğim insanlarla da direkt kontağımı kesiyorum. Hani benden uzak dur, seninle hiçbir şey istemiyorum diyorum. Eğer tehlikeliyse, kötü bir insansa, kötü niyetliyse onu kendimden uzaklaştırıyorum. Hani bu benim bir savunma biçimim. Ona direkt söylüyorum yani. Ya soğuk davranıyorum ya da bakıyorum çare bulamıyorum. Direkt söylüyorum bana ne yaptığını. Yani bazı arkadaşlarım var. Gerçekten saygıda yani sınır yok. Saygısızca konuşmalar yani herkes herkesle istediği şeyi konuşamaz. Öyle insanları zaten hayatımda istemiyorum kesinlikle. Ve şimdi tekrar şuradaki Socket diyeyim ben. Şu rengi alıyorum bunu. Ve bunu da şöyle şuradan böyle geçiştirme mi diyoruz artık? Tekrar alıyorum. Kısacası arkadaşlar nereden nereye atladım ben de bilmiyorum. Bir makyaja konsantre, bir konuya konsantre. O kadar yorgunum ki hem fiziksel hem de düşünce olarak, zihinsel olarak. Son bu yaşadığım ekipteki problemler de benim canımı sıktı baya. Bir an önce bitsin istiyorum. Gerçekten artık kendi şubeme dönmek definitif orada çalışmak istiyorum. Az kaldı. Son 3 gün. 2 aydan sonra. İş arkadaşlarınız eğer sizden güçlüyse ve beğeniliyorsa ve onlar bazı önemli işlerde onlar seçiliyorsa kıskançlık yapmayın arkadaşlar. Sizler de onlar gibi olmaya çalışın. Bu kadın nasıl böyle? Şöyle biraz altına uyguluyorum. Aynam iyi olmadığı için yani uzakta olduğum için iyi bir görüntü şey olmadığı için ne yaptım şu anda ben de bilmiyorum. Bu He Devil'i alıp gözümün altına da uyguluyorum. Ben şu andaki şu dağıtımı hiç sevmedim. Ben böyle birbiriyle harmanlaşmamış renkleri sevmiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Hemen bunları biraz müsaadenizle birbiriyle harmanlamam lazım. Bu arada geçen bir takipçim elimdeki aynaya bayıldığını söylemiş. Kiko'nun highlighter'ının aynası. Bu özel bir ayna değil. Şöyle canlı aynada kendime bakıyorum ve kamerada bakıyorum. Canlı gerçekten güzel. Böyle turuncu tonlarında kızıl güzel bir rengi var. Ve şimdi de kalem falan çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ben bugünlerde direkt maskara yapıyorum ama maskara neyi kullansam? Şu Maybelline'in Lash Sensational maskarasını kullanayım. Elimde birkaç tane daha yeni maskara var ve bunu ilk defa açıyorum ve ilk defa kullanacağım. Bakalım. Wow, nasılmış? Aa, şöyle bir fırçası var. Kullananlar varsa daha önceden. Kıl fırça. Ben böyle fırçaları sevmiyorum arkadaşlar. Plastik fırçaları. Benim kirpiklerime göre uygun değiller. Bakalım. Nasılmış? Şu önce bir kat uygulayayım bence. Şöyle kavisli bir fırçası var. Anlamadım şu anda nasıl uygulayacağımı. Önce şöyle tek tek ayırayım. Zaten tek tek ayırıyor. Islak.
Şimdi çok beğenilen bir maskara olduğu için. Islak ve gerçekten tek tek ayırıyor. Bunu biraz bekleyip ikinci katı sürmek lazım diye düşünüyorum. Şöyle tek katta böyle görünüyor. Ve ben videoya pauza yapıp bütün kirpiklerimi uyguluyorum. Çünkü uzun sürsün istemiyorum. Çünkü 10 dakika sürür. Ben maskaramı beni izleyenler bilirler. 3-4 kat sürmeyi çok seviyorum. İlk kullanmama rağmen gayet beğendim. Şu anda 3. katı uyguladım. 4. katı uygulamak için kurumasını bekliyorum. Çok ıslak. Uzatıyor. Dolgunluk vermiyor bana göre. Sadece uzattığını söyleyebilirim. Yani 4 kattan sonra tabii ki biraz bu dolgunluğun olması normal. Güzel uzatıyor ve tek tek ayırıyor, onu söyleyebilirim. Beğendim. Güzel. Onu tabii ki birkaç defa kullandıktan sonra tekrar belki ayrıca bir video çekebilirim. Hani kıyaslama, karşılama gibi. Çünkü elimde yeni aldım birkaç tane daha maskara var. Ve şimdi de arkadaşlar, şu aralar çok sık kullandığım H&M'in highlight allık. Bu makyaj tonlarına çok uyduğu için bunu kullanıyorum. Böyle şey, yani sonbahar tonlarında bir renk bu. Belki şu anda siz de görüyorsunuz. Kızılla çok güzel uyumlu. Turuncuyla çok güzel uyumlu. Ve şimdi de gözüm yaşarıyor. Highlighter'ımı uygulayacağım. Highlighter'ımda iki tane seçeneğim var. Birisi Dior'un highlighter'ı. Bunu çok hafif bir şekilde kendi fırçasıyla uyguluyorum. Şöyle çok abartılı bir highlighter istemiyorsanız, sanki cildiniz, teniniz kendiliğinden parlıyormuş gibi istiyorsanız, hani böyle aşırı şekilde glowy olmak istemiyorsanız buna bakın derim. Gerçekten çok doğal bir görüntüsü var. Bunu da uyguladıktan sonra ikinci highlighter'ım da şöyle Catrice'in hiç sevmediğim yapısını ama sadece burnumun üzerinde beğendiğim bir highlighter'ı, stick highlighter'ı. Onu da bununla dağıtıyorum. Tek sevdiğim yanı böyle sedefimsi bir highlighter ve yani bütün gün kalıyor kremsi olduğu için. Ama yüzümde bu iyi durmuyor. Cildimde. Sadece burnumun üzerinde başarılı. Ve şimdi de yeni aldığım bir ruju sizlerle uygulayacağım. Buna uygun henüz bir kalemim yok. Aslında Urban Decay'de bir kalem var buna uygun ama benim elimde şu anda Essence'in lip liner'ı var. Ya da kahverengi mi alsaydım? Çünkü dudaklarımı şekillendirmek istiyorum. Neyse ben bunu alayım. Hafiften şu yamuk dudaklarımı düzgün çizmeye çalışayım. Bunu da uyguladıktan sonra sadece dudağımın etrafındaki çizgiyi hani kendim bu ruju uyguladığımda dışarıya taşmamak, kendim görmek için yapıyorum. Elimde Too Faced'in Melted Matte Limited Edition'ı var. Bunu nasıl aldım? Benim elimdeki renk neymiş? Gingerbread Man. Sephora'da gezinirken oradaki çalışan bayanın dudağını da gördüm. Gidip yanına sordum. Dudağınızdaki nedir? Budur dedi. İstiyorum. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çok şık bir ambalajı var. Bütün gün kullandım. Gerçekten harika. Kokusu şurup gibi kokuyor. Şekerli. Bu Türkiye'deki karamel şekerleri var ya, onun gibi kokuyor.
Rengi muhteşem. Rengi kiremit renginde bir turuncu gibi. Kamerada şu anda kırmızıya dönük bir şey görünüyor. Keşke öbür odada sanki renkler daha net geliyor gibi. Şu eğri olan yeri düzelteyim. Evet arkadaşlar, böyle. Makyajım bitti. Çok konuştum. Bayıldım buna. Gerçekten pigmentine, her şeyine bayıldım. Bütün gün tabii ki dört dörtlük kalmıyor ama sizi kurtarıyor. Bence parasına değer. Ne kadar verdiğimi hatırlamıyorum. O gün zaten Nüxe falan da almıştım simdesini. Bayağı bana bir yüksek fiyata geldi. Daha doğrusu ben galiba bu ay, daha doğrusu evet bu ay ben galiba 300 frank kosmetik ürünlerine verdim. Genel olarak öyle söyleyeyim. Evet, makyajım böyle. Umuyorum sizlere böyle birazcık bugünkü makyajınızı yapabilmek için biraz renk tonları, kesinlikle elinizde bu renkler vardır ama bir fikir verebilmişimdir. Böyle arkadaşlar, günün makyajı bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.